Sevgili izleyiciler reklamlardan sonra tekrar bir aradayız televizyonu geç açan izleyicilerimiz için hemen hatırlatalım bugün konuğumuz e, İsviçre'den geldi çok değerli bir beyefendiye ağırlıyoruz Murat Hoş e, beyefendi bizlerle beraber söyleşimizde tekrar sigortalardan da e, muhasebeden de bahsedeceğiz ama ben ne yaptım bir anlatayım. ATS tencerenin kapağı kapalı biber dolması yaptık. Zeytinyağlı biber dolması. Nasıl yaptık? 1 kilo e, soğanımızı küçük küçük doğradık. Yarım çay bardağı sıvı yağda bir güzel öldürdük. Bir çorba kaşığı şekerle karamelize ettik. Daha sonra iki su bardağı yıkadığımız pirincimizi süzdük. Onu da koyduktan sonra e, bir avuç dolma fıstığı. Dolma fıstığını yalnız soğanla biraz e, öldüreceğiz. Daha sonra pirinçlerimizi koyacağız. Bir demet maydanoz, bir demet dereotu, varsa 4-5 yaprak taze nane yoksa bir avuç kuru nane. Hepsini böyle biraz 5 dakika kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı yeni bahar, bir küçük çay kaşığı tarçın, tuz, karabiber bunları da ilave ettikten sonra bir bardak su koyarak bir güzel demlenmeye bırakıyorsunuz. Tabii ki kuş üzümü koymayı unutmayın. Ee, çok az yağla yaptık. Daha sonra servis tabağına alınca ATS argan yağına tatlandıracağız. Onun için az yağ koyuyoruz. ATS'niz yoksa alabilirsiniz ezanelerden veya e, zeytinyağı kullanabilirsiniz. E, sonra biberlerimizin içini şöyle üstünü kestik sirkeli suyla yıkadık. Bütün e, yapışan çamurlar, haşereler ölsün diye... İçlerine çok bastırmadan doldurduk. Kapağını kapattık. Bir bardak su koyarak tabii ki tuzunu da ilave ettik. Kendileri kapağı kapalı olarak şimdi duruyor. ATS biliyorsunuz kapattıktan sonra da ısıyı altına depoluyor. Burak Bey ile çok güzel söyleşilerimiz oldu ilk bölümde. Muhasebe ile ilgili, turizmle ilgili. Biraz sonra turizmle ilgili çok güzel sorular soracağım. Haç zamanı, ümre zamanı, Şirket kurmayla ilgili Planet GmbH olarak Murat Bey bizlerle bugün beraber muhasebe, ticari e, danışmanlık, seyahat acentası, sigorta, kredi öyle öyle büyük bir kapsam var ki hani bir hanım alışverişe gidiyor, bluzunu alıyor, pantolonunu alıyor, ayakkabı lazım, ayakkabısını alıyor, iç çamaşırı lazım, onu alıyor, çantasını alıyor, çantaya da para lazım değil mi? Bütün hepsini Aynı bu şekilde öyle güzel bir paket yapmış ki Murat Beyler, Planet GmbH hakkında daha neler öğrenebiliriz. İsterseniz şu sigortayı seyahatte bırakmıştık reklamlardan evet. önce. E, sigorta ve GmbH kurmayı tekrar soracağım ama e, izleyicilerimiz kaçırdıysa. Şimdi ben seyahate gideceğim. Evet. Biletimi aldım, her Aynen. şeyimi aldım fakat Allah korusun. Ciddi bir hastalık oldu aile için. Uçamayacağız. Ve biz e, ailecek bilet aldık. E, sizin sigortanız bunu da kapsıyor mu? Yoksa ayrı bir e, sigorta mı yaptırmamız gerekiyor? Bilet alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Güzel bir konuya değindiniz. Şimdi insanlar bir yıl boyunca çalışıp biriktirmiş oldukları parayla bir tatil satın almak istiyorlar. Raize Büro'ya, seyahat Ajantesi'ne yani bize geliyorlar. Akabinde beğenmiş oldukları bölgeden bir tatil satın alıyorlar. Fakat bu tatil 2 ay, 3 ay ya da 4 ay sonra. Zaman hiç önemli değil. Bunu aldıktan sonra, tatili aldıktan sonra bir bekleme süreci var. Tam gitmeye yakın oluyor ya, hastalanıyorlar, kaza yapabiliyorlar veya çocukları rahatsızlanıyor. Bunları, bunları engellemek için kesinlikle bizim tavsiyemiz bir seyahat sigortası yaptırmaları. Seyahat sigortaları Avrupa'da çeşitli. Almış oldukları pakette sadece o paketi ya da sadece o bileti sigorta yapabilirler. Fakat bizim tavsiyemiz genel olarak bir aile sigortası yapmaları. Kesinlikle Reiseversicherung dediğimiz yani e, seyahat sigortası aile ve bütün yılı kapsayacak şartlarda yaptırdıkları takdirde başlarına gelebilecek olan herhangi bir hastalık, herhangi bir kaza, herhangi bir olumsuz durumda ödemiş oldukları rakamı sigortadan geriye talep edebilirler. Bu bağlamda bütçeleri kesinlikle eksiye düşmemiş olur. Başka bir zamanda bu parayı yine tatilde değerlendirebilirler. Fakat bizim insanımıza bunu yani bizim kendi sadece kendi vatandaşımız demeyelim. Bunu yabancılar da pek fazla uygulamıyorlar. Yani o gün sanki bana hiçbir şey olmaz. Ben o tatile çok rahat bir şekilde gidebilirim. Hiçbir sıkıntım olmaz diye çok küçük miktarlarda olan sigortaları yaptırmıyorlar. Biraz evet. önce kredi konusunda bahsetmiştiniz. Evet. Aynen kredi de öyle. Çünkü bir hafta sonrasını, bir gün sonrasını ya da bir sene sonrasını kestiremiyoruz. Nasıl garantiliyoruz? Kesinlikle garanti evet. garantilemiyoruz. Fakat bulunmuş olduğumuz, yaşamış olduğumuz ülkede bunlar düşünülerek belirli bir sistem oluşturulmuş. Nedir bu? Sigorta sistemi. Sigorta hayatımızda çok önem taşıyan sektörlerden birisi. Çok önem çok önem verilmesi gereken. Neden devlet Krankenkasse Versicherung'un yani ee, sağlık sigortasını zorunlu tutmuştur. Evet. Bundan dolayı yani İsviçre'de sağlık sigortası yaptırmak zorundasınız. Burada da öyle. Avrupa Kesinlikle. Avrupa'nın bütün yani ülkelerinde. bunu yaptırmadın ya kanunen bunu yaptırmak mecburi hale gelmiş. Bunun yanı sıra nedir mesela sigorta konusunda bizim vermiş olduğumuz hizmetlerde seyahat sigortası mutlak derecede ve tavsiyemiz sade o paketi değil de bütün yıl boyunca. Çünkü biz sade Türkiye'ye tatile gitmiyoruz. Avrupa'ya herhangi bir ülkeye tatile gittiğimizde başımıza gelebilecek bir olayda, valizimiz kaybolduğunda veya farklı bir durumda bu sigorta hemen devreye girer, müdahale eder ve o andaki kötü olan durum birden pozitif bir duruma çıkar. Çok basit bir örnek verebilirim. Geçen sene ben arabamla izine gittim. İlk kez arabamla izine gittim ve Slovenya'da arabam arıza yaptı. Ciddi söylüyorum ve Yeni araç olmasına rağmen arıza yaptı. E, sigortam olmasaydı çok ciddi maddi zarara uğrayacaktım. Sigortam olduğu için hiçbir kuruş cebimden çıkmadan bütün e, olumsuz ortam giderildi sigorta tarafından. Ne yaptınız mesela şimdi izleyicilerimize onu evet. anlatalım. Araba bozuldu, otele gittiniz, araba yapıldı falan mı? Nasıl bir işlem gördü? Şimdi almış olduğunuz sigorta hizmetinde, benim başıma gelen olayda ben sadece sigorta aradım. Aracımın bozulduğunu söyledim. Özel bir araç geldi. Arabamı çekti. Özel bir taksi geldi. Çol Bize bütün bizi, eşimi, çoluk çocuğumu aldı ve aracın servis olan bölümüne geldi. Eğer zamanında yani bir günü bir gecelemem gerekseydi 5 yıldızlı bir otelde kalacaktım. Aracım tamir edilemeyecek durumda olsaydı yerine Aynı evet. özellikte yeni model bir araç verilecekti. Eğer bunlar da olmasaydı, hava en yakın havalimanına taksiyle gidip uçakla Türkiye'ye gidecektim. Bunların tamamı yaptırmış olduğum sigortanın içerisinde. Öyle mi? Bütün Kesinlikle. bunları kapsıyor. Hiçbir kuruş cebimden çıkmadı. İnanın, bu benim başıma gelen bir olaydı. Fakat çok basit bir olay da olabilir. Mesela uçak bileti aldınız veya tatil aldınız, hastalandınız, hastaneye düştünüz, çocuğunuz hastalandı. Bakın, aile için yaptırmış olduğumuz. Çocuğumuzun hastalığından dolayı tatilimize gidemeyecek durumdaysak, bütün yıl boyunca ayırmış olduğumuz bütçe 3 bin frank, 4 bin frank gitti. ya da 2 bin euro çöpe gitti. Fakat 100 euro ya da 120 euro ya da 150 frank neyse çok cüzi bir rakamla yıllık Yıllık. Evet. inanın bakın çok uygun şartlarda sigortalar evet. mevcut. Yıllık yaptırmış olduğumuz sigortayla bütün tatilimizi kurtarmış oluyoruz ve başka evet. bir zamanda e, istediğimiz bölgeye tekrardan bu parayla beraber. Tatil satın alabiliyoruz. Onun haricinde özellikle sigorta kapsamında tavsiye edebileceğim sigortalar, bizim uzman sigorta bölümümüzdeki arkadaşların da şiddetle yapmış olduğu tavsiyede, avukat sigortası. Çok önemli. Avrupa'da yemeyin, içmeyin. Ama bunu yapın. Bir paket sigaraya dünya kadar para veriliyor. Fakat evet. yıllık avukat sigortası yaptırılmıyor. Başımıza herhangi bir olay geldiğinde, çok basit bir olay geldiğinde, Ev sahibiyle kavga ettiğimizde, mahkemelik duruma geldiğimizde en ucuz avukatın saat ücreti 300 euro evet. ya da 300 franktan başlar. Fakat bütün yıl 300 frankla ya da 200 eurolarla çok cüzi rakamlarda avukat sigortası yaptırabiliyoruz. Bundan neden faydalanmayalım? Ve bütün aile faydalanıyor. Bunları mutlak derecede en yakında bulundukları sigorta beratırlarına yani sigortacılarına mutlak derecede Bence hemen telefona çıkıp yaptırsınlar. Çok önemli. Çünkü yarın ne olacağımız hakikaten belli değil. Trafikte başımıza bir sorun geldiğinde. Çünkü yaptırmış olduğumuz sigortaları mutlak derecede özellikle buna dikkat etmeleri gerekiyor. Trafiği de kapsaması Kormakler. çok önemli. Çok cüzi rakamdır bunlar. Fakat sonrasında trafikte de başımıza bir olay gelse e, privat da herhangi bir sorunumuz olduğunda bu avukatlık sigortaları devreye giriyor. Birkaç tane çeşidi vardır bunların. Mutlak derecede sigortacılarının tavsiye etmiş oldukları bir sigortayı seçmelerini öneriyorum ben. E, ev sigortası bu da çok önemli. Çok önemli. Privat half dediğimiz özel e, bir başka birisine açmış olduğumuz şadırları e, veyahut da açmış olduğumuz Zararlı. zararları karşılayan sigorta bakın biz açmayabiliriz. Biz e, yetişkin insanlarız fakat çocuğumuz yapabilir. Çok basit bir örnek veriliyor bizde seminerlerde, sigorta seminerlerinde sık sık biz bunu çünkü yapıyoruz. Çocuğumuz caddede oynarken ya da bisiklet binerken. Bu çünkü çocuktur. Kesinlikle ve kesinlikle e, kendi istem dışı bisikletle gelen bir çocuğu ittirebilir. Bu çocuk evet. düşüp Allah muhafaza herhangi bir felç durumunda. Var. Bu olmaya ol, olmaz denin yani. Var var, kesinlikle var. var hayatımızda. E, felç kaldığında ve sizin çocuğunuz e, Suçlu bulunduğunda çok büyük maddi ömür boyu ya, Tedavi. yani Fakat bunun önlemi çok basit. Yaşamış olduğumuz ülkede bu çok basit. Küçük bir sigorta yaptırıyorsunuz ailenizle beraber ve bu sorunu ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Aynı şekilde iş yerleri içinde. Biraz önce ben dedim ki ticari danışmanlık şirketimiz var. Bu danışmanlık içerisinde şirketi kurarken paralel olarak mutlak derecede yaptırmak zorunda olduğumuz sigortalar var. Bunlar çok önemli. İş yeri kuran arkadaşlar. Bakın özellikle söylüyorum. Profesyonel birisinden hizmet almak zorundasınız. Evet. Bize gelin demiyoruz İsviçre'de. Hiç sıkıntı değil. En yakınınızda bulunan uzman bir kişiden e, hizmet aldığınız takdirde yapmanız gereken sigortaları size gösterecektir. İşleri sigortası. Mutlak derecede yapılması gereken bir sigorta. İşlerimiz sigortalı değilse Allah göstermesin. herhangi Bir, yangın. bir Yangında, su basmasında, hırsızlıkta. Çok önemli. E, bunlar tamamıyla maddi olarak bizi çökertip Allah muhafaza iflas durumuna getirebilecek e, durumlar söz konusu olabilir. Bunlardan e, çok rahat bir şekilde kurtulmanın yolu iyi bir sigorta. İyi bir danışman, sonrasında iyi bir sigorta, iyi bir sigorta danışmanı mutlak derecede e, bu sigorta hizmetini almalarını tavsiye ediyoruz. E, seyahatlerimizde seyahatlerimizde de öyle. Yani evet. e, reislerimiz her 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 işimizde gerekli olan bir e, e, argüman. Kesinlikle bunları bunlara dikkat etmelerini biz tavsiye ediyoruz. İhtiyaç olunduğu takdirde de İsviçre içerisinde bizi aramalarında e, evet. e, ve ücretsiz olarak biz kesinlikle hizmet sunuyoruz. Bu Danışmalar sigorta. ücretsiz. Bakın inanın ev dahil. Yani ben e, siz çok uzaktasınız. Başka bir kantondasınız. Biz oraya gelemiyoruz. Kusura bakmayın. Ama sigorta konusunda hizmet almak istiyorum. Danışman e, e, danışmak istediğim bazı hususlar var. İnanın Samimiyetle söylüyorum evlerine kadar gidebiliyoruz. Süper bir hizmet. Uzman kadromuzla ciddi söylüyorum e, herhangi bir ürün, produk satın almaları önemli değil. İsviçre içerisinde nerede olursa olsunlar. Uzman evet. ekibimizden bir kişi, bazen şahsen ben kendim. Evlerine kadar, iş yerlerine kadar gidiyoruz. Eksik olan sigortalarını tespit ediyoruz. Hizmetimizi sunuyoruz. Alıp almama konusunda tamamıyla kendilerine bırakıyoruz bundan dolayı da herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Evet, aslında Murat Bey iyi ki geldiniz. Biz Türkler nedense bu e, sigorta olayından evet. hep kaçmışızdır. Zaman zaman bizim de 40 senedir yaptırıyoruz aman 34 senedir sigortaya para ödüyoruz artık çıkalım diyoruz. Başımıza bir olay geliyor. Bu herkesin başına Kesinlikle. gelebilen bir olay ve hep duyarız. Ah 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 daha yeni çıkmıştım sigortadan. Yıllarca ödemiştim diye. Şimdi İyi ki varsınız dememin nedeni bir Türk olarak insanı kendi dininden, kendi dilinden bu kadar güzel açıklama yapıp anlatabilmek de güzel. Çünkü diğer yabancı şirketler geldiği zaman isim vermiyorum ama başımıza gelen olaylar çok böyle işte formlar geliyor size çok güzel evet. anlatıyorlar. Altında gözlük bile taksanız göremeyeceğiniz küçüklükte bir e, ...takım maddeler var. Onu tabii siz ile almıyorsunuz evet. bile. E, mikroskopla ancak... görebilecek yazılar büyüteçle. Derken başınıza bir hal geliyor. Sigortaya gidiyorsunuz. İşte e, altta yazıyordu. Sen onu okumadın mı? Sen bundan muafsın. Şimdi böyle bir Türk ...aynı dili konuştuğumuz için... ...gelip de bakın nasıl şimdi bize anlatıyorsunuz. Evet. Şu olmalı, bu olmalı. Ve... Öyle bir güvence ki sigorta çok önemli bir şey bu. Kesinlikle var. ismi üstünde sigorta. Evet sigorta yani böyle güvenerek sigorta yaptırmak da önemli bir şey. Şimdi bakın bu, bu konuda kesinlikle dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Çünkü bazen yaptırmış olduğumuz sigorta ihtiyaç duyulduğunda, kaza yaptığımızda ya da o sigortaya ihtiyaç duyduğumuzda bir bakıyorsunuz sigorta şirketinden e altında küçük yazılarla yazıyordu. Siz bunu dikkate almadınız mı? İşte biraz önce dediğim sorusuna kesinlikle maruz kalmamak için sigortacınızın mutlak derecede evinize gelen veyahut da bürosuna gitmiş olduğunuz sigortacınızın kimliğini mutlak derecede soruşturun. Bakın sigorta çok önemli. Özellikle Avrupa'da camilerde, lokallerde, derneklerde çanta olarak yani Sigorta konusunda çok küçük bilgilerini çok büyük bir sigortacıymış gibi ya da bu işi çok rahat bir şekilde yapabilen birisiymiş gibi anlatan kişiler var. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Onları rencide etmek istemiyorum. Tabii Fakat ki. doğru eğitim alınmadığında ben size geldim. Bilgisiz bir sigortacıyım ama sigorta işi yapıyorum. Ek iş olarak para kazanmak istiyorum. Sizi yanlış yönlendirdim. Allah göstermesin başınıza bir kaza geldi. Ya da herhangi bir olumsuz bir olayda Sigortanız devreye girmiyorsa ben bunun sorumluluğundan yani ben bunun sorumluluğunu nasıl alabilirim? Alamazsınız. Doğru. Kesinlikle ve kesinlikle o yüzden bu bu kişilere fırsat vermemek için özellikle kimliğini sorun. Yani özelliğini sorun. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Çok Nerelerde önemli. Çalışsın? Eğitiminin ne olduğunu özellikle sahibi ise bürosunda bu sigortayı satabilme özelliği var mı? Herhangi bir belgesi var mı? Herhangi bir kartı var mı? Bu seminerlere çünkü o sigorta tarafından verilen kartlar aslında bakıldığında çok küçük bir kart vizit gibi görünebilir. Fakat onun arka planında yılda en az 3-4 tane kurs, seminer. Çünkü kendimizi geliştirmemiz için biz bunlara şirket olarak da çok dikkat ediyoruz. Kendi bünyemimizde mutlak derecede yılda belirli periyotlarda düzenlemiş olduğumuz kurslarla çalışan arkadaşlarımızı eğitiyoruz. Eksik olduğumuz durumlarda profesyonel ekip tarafından hizmet alıyoruz. Evet. Yani sigortalar tarafından hizmet alıyoruz çünkü her yıl kanunlar değişiyor. Bunlar çok önemli, kesinlikle. E, e, kısacası e, ne kadar Türk olsa da, Türkçe konuşsa da, kendi vatandaşımız olsa dahi mutlak derecede uzmanlığını sorun. Bu ayıp değil, günah değil. E, bazen şunla karşılaşabiliyoruz. Gitmiş olduğumuz yerlerde özellikle kimliğimizi çıkartıp gösteriyoruz. Ben bu sigortayı satmaya yetkiliyim. Ben bu konuda vasıflı bir insanım, eğitimimi almış bir kişiyim. Ya bunu söylemene gerek yok ben seni zaten tanıyorum gibi cümlelere maruz kalıyoruz. Hayır arkadaş ben eğer ki bu işi yapıyorsam ben önce kendi kimliğimi neden doktorların yakasında e, bilgi vardır? Doktor ve ismi yazar. Biz aynı şekilde bir hizmeti sunmadan önce bu konuya vakıf mıyız? Biro olarak yeterlilik belgemiz var mıdır? Kişi olarak yeterlilik belgemiz var mıdır? bu sigortayı yapmaya yetkili miyiz diye mutlak derecede kimliğimizi gösterip bu sigorta konusunda bilgi vermek zorundayız. Ve o küçük yazılara geleceğim. O küçük yazıları da Türkçe olarak özellikle büyük harflerle anlatmak zorundayız. Bakın, özellikle büyük harflerle anlatmak zorundayız. Çünkü bu çok önemli. O küçük yazılara daha sonra maruz kalmamak için e, düzgün bir dille bunun anlatıldığında müşteri kandırılmıyor. Evet. Çünkü ben bugün satışımı yaparım. 3 ay sonra tüh bu nasıl sigortacıydı ya denildiği takdirde yazık günah ben o e, alacağım 3 e, kuruş komisyon için yalan söylemiş durumuna düşeceğim. E, bunlardan kesinlikle ve kesinlikle e, sakınılmamız gerekiyor. Biz buradan e, bütün vatandaşlarımıza uyarımızı yapmak zorundayız ve yapalım. E, herkes elinde bulundurduğu poliçeyi dahi eğer aklında bir soru işareti varsa ya ben bu sigortayı yaptım fakat Şimdi Murat Bey'i ben dinledim televizyonda. E acaba bu doğru bir sigorta mı yaptım? diye Araştırsın. Attım. Kesinlikle araştırsın. Bize telefon açsın. Evrağını, fetragını bize fakslasın. Mail yoluyla göndersin ya da post yoluyla göndersin. Biz onu bir gözden geçirelim. Kendisi için uygun olup olmadığını karar verdikten sonra ücretsiz olarak biz kendilerini bilgilendirelim. Bu hizmeti de biz buradan verdiğimizi televizyonda ekranlar karşısında ee, mutlak derecede e, bildirelim ki e, sabitleşsin. Hem sabitleşsin hem vatandaşımız mağdur olmasın. Evet. Bizim bütün derdimiz tasamız bu. Vatandaşın mağdur olması demek e, sigortacılara, büro sahiplerine ya da kredi ise krediciye muhasebecisi muhasebeciye kötü laf getirtmesin. Bu çok önemli. Evet. Bulunduğumuz bölgede ya şunlara çok rastlıyorum. ya Türk Türkle çalışmayalım. Türk'ten Bakın biz bunu çok duyduk. Neden Türk'le çalışmayalım? Aynı dili konuşuyoruz. Biz de çok duyduk. Kesinlikle ya ben artık Türklerle çalışmamaya karar verdim. Ya, i̇nanın samimiyetle söyleyeyim. Bazen bu kelimeyi ben de kullanıyorum. Fakat bunu artık logatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Eğitimli, bilgili, profesyonel olan Türklere haksızlık yapmış oluyoruz. Kurunun yanında yaş dayanıyor Bakın, diye bir laf yazık, vardır. yazık. Fakat biz o kişi geldiğinde kimliğini sorduğumuz takdirde, yeterlilik belgesi olup olmadığını sorduğumuz takdirde bu olay zaten kendiliğinden çözülecektir. Siz bu sigortayı satıyorsunuz arkadaş, sizin kimliğinizi bir görmek istiyorum. Ya da kimsiniz siz? Bu sigortayı satmaya yetkiniz var mı? Hiç utanmadan, çekinmeden bu soruları yöneltmek lazım. Bakın bunu aslında ben gittiğim zaman söylüyorum. Çünkü çıkartıyorum kimliğimi arkadaş, ben bu işi yaptığıma dair yeterlilik belgem burada, anlaşmış olduğum sigortalar burada. Hatta biraz daha ileriye gidiyorum. Benim çantamda e, mutlak derecede anlaşmış olduğum sigortaların poliçeleri mevcuttur. Yani kendi yapmış olduğum şirket olarak anlaşmış olduğum sigortaların anlaşmaları mevcuttur. Ben bu sigortayla anlaşmalıyım. İşte Göstereyim. burada benim fetragım ya da anlaşmam benim buradadır. E, çünkü e, bunu gösterdiğiniz takdirde oh tamam ben şimdi istediğim soruyu sorabilirim. Yani bu yeterlilik belgesi olduktan sonra inanın Türklerle iş yapılır. Bakın Türkler evet. girişimcidir. Herkes kötü değil. Türkler zekidir. Bakın. Çalışkandır. Hakikaten çok çalışkandır. Çünkü biz 20 saatten fazla çalışıyoruz. Hiçbir Avrupalı 20 saat çalışmaz. Asla. Kesinlikle çalışmaz. Biz gecenin 11'inde, beni gece 2'de telefon açıp da bagajını yükünü soran insanımız var. Gece 2. Telefon açıyor. Evet. Ya benim yük hakkım ne kadardı? Ve biz buna samimiyetle cevap veriyoruz. Çünkü Bir soralım ne kadar? Şimdi... Değişiyor mu bilete göre? Kesinlikle yani uça uçaklara göre değişiyor. Hadi. Yani bugün e, isim i̇sim vermeyelim. isim vermeyelim yani şirketler arasında bazı yük hakları 20. farklı farklı olabiliyor. 20 olan var 30, 30 olan var. olan var. Şimdi bunu ya 20 miydi 30 muydu? Eğer ben bilet satıyorsam ben RISE işi yapıyorsam ve ben 24 saat beni arayabilirsiniz dediğim takdirde ben size cevap vermek zorundayım. Ya da cevap veren bir telefon numarası 724 numara vermişsem cevap vermek zorundayım. Bu evet. demek oluyor ki Türk çalışkandır, hakikaten çalışkandır, evet. zekidir. Bakın Avrupa'daki sonradan gelen Türklere bakın, hepsi risk alıp işletme sahibi olmuştur. Evet. Mutlak Bütün derecede. Iş yerleri Türk. Çünkü biz lider insanlarız. Biz Türk milleti olarak ciddi söylüyorum, başkasının emrinin altında çalışmayı sevmiyoruz. Evet. Ben kendi şahsım adına gözlemlediğim kadarıyla sevmiyoruz. Bizim İsviçre'de kurmuş olduğumuz iş adamları derneğimiz var. İki yıldan beri faaliyet gösteriyor. Hakikaten müthiş e, çalışmalarda bulun. Kesinlikle toplantılarımızda her zaman şunu konuşuyoruz kendi aramızda. Ya baktığımız zaman girişimcilerin çoğu Türkiye Avrupa'ya sonradan gelen Türkler. Evet. Ya bunun nedenini araştırıyoruz biz. Soruyoruz. Neden böyle? Ya Avrupa'da büyüyen kişi risk almayı sevmiyor. Hafta sonu olduğunda cuma akşamı, cumartesi akşamı ve pazar günü çok önemlidir onun için. Çünkü çok. dinlenme zamanı. Evet. E, Türkiye'ye sonradan yani Avrupa'ya sonradan gelen Türk ya ben bir maaşı simitle satsam çıkartırım diyor. Bakın Doğru. çok önemli. Simitle satsam çıkartırım diyor. Ondan sonra simitle alakalı bekleyeri açıyor. Büyüyor. Çünkü ticaret yani bizim kanımızla var. Zeki olmamızdan dolayı. Ha bazen yan... yaratıcıyız. Yaratıcıyız ve yanlış adımlar atıyoruz bazen. Buna da isim taktık tecrübe. Doğru. Bakın bunlara yani bunları yani yapılan yanlışlara e, tecrübemiz arttı bizim ne yapalım başka bir iş yaparız diyor. Yani halen başka bir iş yapmakta diretiyor. İşte bu durumda devreye biz giriyoruz. Bakın çok önemli mutlak ve mutlak bir uzmana gelsinler. Ticarethane kurmadan önce bir uzmana danışırlarsa hata yapma oranları minimuma düşer. Minimum. Yani özel sebepler olmadan o işleri kolay kolay batmaz iyi bir muhasebeci olmak zorunda. Vergi biraz önce bir kelime kullandınız siz. Aklımdan çıkmadı. Vergiden dolayı hapse girenler var. Çok. İnanın Almanya'da da böyle, İsviçre'de de böyle. Cezalar çok Bakın, ağır. neden? Çok basit. Vergi doldurum konusunda uzman olmayan kişilere gidiyorlar. Atıyorum 10 euro, 20 euro ya da 20 frank az verip ya benim şu vergimi doldurur musun? Bakın bir yıl boyunca yapmış oldukları kazançtan devlete verecekleri vergiyi 10 oyla 20 oyla gibi e, rakamlara e, feda ediyorlar. Yazık günah uzman. Bir Bakın sormuyor. Kesinlikle ve kesinlikle sıradan olan bürosu olmayan özellikle bürosu olmayan bu konuda muhatap alacağı bir şirket olmadan bizim Almanca deyimle privat olan kişilere ya da bankada çalışan kişilere ya da bu, ya bu işi biliyor, şu çalışıyor. Önemli değil. Muhatabınız bir biri olsun. Muhatabınız kesinlikle bir vergi bürosu olsun. Oraya gidip doldurun. Eğer yanlış doldurulmuşsa bu vergi bürosu arkasında durur. Ben doldurmuş olduğum vergilere ben yılda e, ortalama 600 ile 1200 arası vergi dolduruyorum şirket olarak. Ve hepsinden sorumluyum. Hepsinden. Evet. herhangi bir şekilde mektup geldiği zaman kesinlikle ve kesinlikle ben telefon açıp Onlara mutlak derecede e, bilgi verip savunabiliyorum. Evet Evet ağzınıza sağlık. Siz de çok sağ olun. Ee, benim de sevgili izleyiciler bu arada tabii ki bunun e, dinlenmesi lazımdı. Ama konuklarıma e, ikram etmek için çıkarttım. Yönetmenim küçük tabağı çıkarttım. Hepsini çıkartmadım. Ee, biraz sonra süsleyeceğim. Ee, beraber biz yiyeceğiz. Afiyetle siz de e, mutlaka hafta sonu konuklarınıza yapabilirsiniz. Çok güzel bilgiler verdiniz, çok güzel aydınlattınız. Bir iş yeri kurarken size müracaat edebiliriz. Ümre'ye giderken onu zamanımız yetmedi artık evet. bir dahaki sefere çok güzel haç seferlerine imza atıyorlar. Toplanıp Ümre'ye gidebiliriz. Sigortalarla ilgili, kredilerle ilgili. işte Planet Gmb olarak bize e, ticari e, danışmanlık olarak çok değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah bir başka programda yine... Her yani... zaman bekleriz. Çok Her zaman ediyorum. bekleriz. Şeref konuğumuz olursunuz. Evet sevgili izleyiciler, Murat Bey bizleri çok güzel aydınlattı. Her konuda e, ilerleyen zamanlarda yine beraber oluruz. İsviçrelerden kalkıp geldiler. E, bana ayrılan sürenin sonuna geldik ne yazık ki. Pazartesi günü biliyorsunuz yine ATS firmasıyla... Tencere firmamla birbirinden güzel kampanyalarla karşınızda olacağız. Sizlere çok güzel bir hafta sonu diliyorum. İnşallah sağlıklı gezin, tozun, eğlenin, dinlenin. Aramadık. Hoşça kalın.